gidiyordu. Susadım, Çeşme'ye varmaz olaydım diyor. Biz susamadık ama olsun, Çeşme'ye vardık. Merhaba sevgili takipçilerimiz, kıymetli müşterilerimiz, değerli abonelerimiz. Bugün bir arazi tanıtımıyla sizlerle birlikteyiz yine. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün Balıkesir ili Gönen ilçesine yaklaşık 10 kilometre mesafede Muratlar Mahallesi'ndeyiz. Evet, Balıkesir ili Gönen ilçesine bağlı Muratlar Mahallesi'ndeyiz şu an. Bulunduğumuz arazi, bağlı olduğu mahalleye 600 metre mesafede, mahallemiz de bağlı olduğu ilçeye, Gönen şehir merkezine de 10 kilometre mesafede 20.850 metrekare bir tarlamız var. Tarlamızın hemen üst başında gördüğünüz gibi çeşmesi mevcut. Bu çeşme ne işe yarıyor? Ne amaçlı kullanılıyor? Burada yukarıdan kaynaktan gelen suyu değerlendirmişler. Buraya bir boru çekmişler. Buradan gördüğünüz gibi resmi kadastro yolumuz. Bu yol üzerinden geçen hayvanlar, insanlar bu suyu kullanarak ihtiyaçlarını görmek amacıyla bu çeşme hayra yapılmış bir çeşme. Sevgili takipçilerimiz, arazimiz şu anda üzerinde yürüdüğümüz resmi kadastro yoluna cephe bir tarla. Evet, 20.850 metrekare. Şöyle köyden gelen görüyorsunuz yolumuz, resmi kadastro yoluna tam cephe bir tarla. Ve gördüğünüz gibi arazimizin hemen giriş kısmı ve arazimize doğru ilerliyoruz. Şöyle ben rüzgarı arkama alayım. Önce şurada bir konuşma yapayım. Yürüyerek konuşursam çok rüzgar mikrofonu konuştuğumuzu boğar. Evet sevgili takipçilerimiz, ne dedik? Şehir merkezine 10 kilometre, bağlı olduğu mahalleye de 600 metre mesafede 20.850 metrekare tapulu ve müstakil tapu bir tarlamızın başındayız şu anda. Öncelikli olarak sevgili takipçilerimiz, burada ne yapabilirsiniz? Burada hayvancılık için burası bitirin bir yer. Neden? Birincisi, merkeze hani çiftlik kurabilmek için diyor ya, en son eve 300 metre olması gerekiyor. Burası 600 metre. Elektrik hemen 400 veya 500 metre aşağıda bir çiftlik var. Oradan elektriği buraya rahatlıkla çekebiliriz. Suyumuz zaten gördüğünüz gibi sulak bir bölge. Burada aşağıda biraz sonra ilerlediğimiz zaman göstereceğiz. Aşağıda dere var. Ancak Temmuz, Ağustos aylarında kuruyor. Kışında su bol akıyor. Dereye yakın bir bölge, arazimizin içerisine bir 20-30 metrelik bir sondaj çalışması yaptığımız takdirde suyumuzu rahatlıkla buradan çıkartabiliriz. Birinci nedenlerimizden bir tanesi bu. İkincisi, gördüğünüz gibi karşısı, şöyle biraz gelir misin? Şöyle gösterelim, şöyle gel biraz daha. Şuradan yukarıdan başlayarak şöyle karşıdaki komple karşısını gösterelim izleyicilerimize. Gördüğünüz yerler değerli izleyicilerimiz, buraları mera, orman arazisi. Burada hayvanlarımızı rahatlıkla otlatabiliriz, meraya çıkartabiliriz. Burada hayvanlarımızı gezdirebiliriz. Ayrıyetten arazimiz kırsal kalkınma projesine uygun bir arazi olduğu için, yani bu ne demek oluyor? Yani çiftlik, ruhsatlı çiftlik yapacağımız takdirde devletten hibe destek almamız için ne diyor? Devletimiz ne demiş? İşte çorak yerlere, hani sulu tarım yapılmayan yerlere yaparsan hibe veriyor, destekleme veriyor. Bu tarz yere de uygun bir yer değerli izleyicilerimiz. Evet. Öncelikli olarak arazimizin şu gördüğümüz otlar, ağaçlardan bu şekilde doğru devam ediyor. Aşağıya kadar iniyor. Ve aşağıdaki çalılardan da, ağaçlardan da bu şekilde böyle geliyor ve yola birleşiyor. Bu görünen kısmı, şu anda görünen kısmı. Bu yaklaşık olarak burası 8000 metrekare. Hemen aşağıdan ilerleyeceğiz, şimdi göstereceğiz. Sen araziyi göstererek, etrafındaki doğayı, çevresini göstererek ilerleyelim. Aşağıda da arazimiz dikine bu şekilde gidiyor. Ayrıca da aynı ölçülerde
ve aşağıya doğru da uzuyor değerli izleyiciler. Burada 20.850 metrekare tapulu bir arazimiz var. Onun dışında buraya örnek veriyorum. Şimdi değerli müşterimiz arıyor. Diyor ki ben içerisine bir ev yapmak istiyorum. Ondan sonra ceviz bahçesi yapmak istiyorum. Hobi bahçesi yapmak istiyorum. Ayrıca da ufak çaplı hayvancılık yapmak istiyorum. Evet sevgili takipçilerimiz. Burası. Sen çekim yaparak ilerle. Ben arkamı döneyim. Rüzgar sesimizi şey yapmasın. Bastırmasın. Ayrıca değerli izleyicilerimiz. Burada dediğimiz gibi. Şöyle ilerledikten sonra. Arkamızda geldiğimiz noktayı da çekersen. Ayrıca burada dediğimiz gibi kendimize burada çok güzel bir yaşam alanı kurabiliriz sevgili izleyicilerimiz. Burada yola resmi kadastro yoluna cephe olmasından dolayı burada %5 ila %20'ye kadar imar alabiliriz. Örnek %5 imar almış olsak buraya ne olur? 10.000 metrede 500 metrekare yapar. 20 dönümde de 1000 metrekare buraya kapalı bir hayvan çiftliği kurabiliriz. Ama tabii ki siz projeyle bir şey yapmak istediğiniz takdirde de bunu özel projeler çizip belediyeyle, resmi kurumlarla görüşüp bunun imarını %20'lere kadar çıkarabilirsiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, sevgili takipçilerimiz. Ben hayvancılık yapmak istemiyorum. Hayvancılıkla uğraşamam. Dediğim gibi ben güzel bir ev yapmak istiyorum. Ve orada da yaşamak istiyorum diyorsanız işte manzara gördüğünüz dönen ayaklarınızın altında bu manzaranın içerisinde kendinize burada çok harika bir yaşam alanı kurabilirsiniz sevgili takipçilerimiz. Gördüğünüz gibi dönen olsa mera, tarla. Şöyle ilerleyerek arazimizin hem eğimli olan yerlerini hem de az önce videonun başında çekemediğimiz, gösteremediğimiz yerleri de izletmiş oluruz. Değerli izleyiciler, burada büyükbaş hayvancılık dışında da burada salma tavukçuluk harika olur. Şu gördüğünüz ağaçlık olan yer tapuya dahil olan yerler değerli izleyicilerimiz. Burada bir kışlık odun çıkar. Buradaki odunu kesip bakladığımız takdirde burada görünmeyen daha 3-4 dönüm ağaçlık olan bir yer var. Karşıda gördüğünüz gibi tavuk çiftlikleri. Burada besi anlamında, besi yetiştiriciliği tavuk anlamında tavuk çiftlikleri var. Hemen şu karşıda şu ağacı yakınlaştıralım. Hemen şu karşıdaki ağacın altından dere akıyor değerli izleyicilerimiz. Ancak dediğimiz gibi yazın kuruyor. Yazın da kuruduğu için de su akmıyor. Ama orla o bölgelere veya çeşmenin aktığı yere yakın oralardaki su damarını bulduğumuz takdirde orada bir 20-30 metrelik, tabii yukarılara çıkınca bir 40-50 metreye çıkar. Bir sondaj çalışması yaptığımız takdirde de burada da suyu bulabiliriz. Evet sevgili takipçilerimiz, arsamızın bitiş sınırı karşıda gördüğünüz en büyük ağaç var ya, geniş ağaç, öndeki değil, onun arkasındaki geniş ağaç sınırımız orası. Oradan bu şekilde aşağıya doğru dereye iniyor ve dereden de bu şekilde doğru gidiyor. Ve böyle buradan da kıvrılıyor, L şeklinde kıvrılıyor ve yukarı yola doğru çıkıyor. Burada 20.850 metrekare tapulu bir tarlamız var değerli izleyicilerimiz. Tarlamız. Aynı şeyleri tekrarlamamız sebebi de şimdi ilk anda videoyu izlerken söylüyoruz ama hani gözden kaçıyor, duyamıyoruz veya o anda hani ses iyi çıkmamış oluyor, duyamazsınız diye tekrar ediyorum. Burası şehir merkezine 10 kilometre, bağlı olduğu mahalleye 600 metre, elektriğe 500 metre veya 400 metre ve burada ulaşım anlamında da yolu zaten en başında gösterdik. Yola sağlam malzeme çekmişler, dolgu malzemesi çekmişler. Yolu sağlamlaştırmışlar. Ulaşım anlamında sorun yok. Şunu da söylemek istiyorum. Bu aldığımız sorulardan bir tanesi olduğu için mesajlarda. Burada internetimiz mevcut. Telefonumuz şebekesi rahatlıkla çekiyor. Ulaşım anlamında mahallemizin saat başı Gönen Şehir Merkezi'ne
minibüsleri var. Ayrıca bundan sonra daha 7-8 tane mahalle olduğu için diğer mahallelerden gelen araçlar, minibüsler de köyün içerisinden, mecburi olarak köyün içerisinden geçtiği için, yani buradaki minibüsü kaçırmış olsanız dahi bir sonraki mahallenin minibüsünde de binerek şehir merkezine gidebilir. Şehir merkezinden de buraya diğer minibüslerle gelebilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Bu da ne demek oluyor? Yani burada ulaşım sorunumuz yok sevgili takipçilerimiz. Evet, sevgili Demirelli Emlak izleyicilerimiz, biz Demirelli gayrimenkul olarak inşaat, harfiyat, çevre düzenlemesi, peyzaj çalışması, şöyle peyzaj çalışması ve rentekar dallarında da siz değerli takipçilerimize her daim hizmet vermekteyiz. İnşaat işiniz, harfiyat işiniz olduğu takdirde 0539 289 0016, 0539 783 68 0 numaralı telefonlardan bizi arayabilir. Ya da Kurtuluş Mahallesi, Kızılay Caddesi No 60 Taksim 3'te bulunan Demirelli Emlak Ofisi'ne uğramanız yeterli değerli izleyicilerimiz. Ne diyoruz hep? Bu gördüğünüz doğaya, bu gördüğünüz manzaraya hakim yerleri görmek, izlemek, takip etmek istiyorsanız da YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz değerli izleyicilerim. Ayrıca sahibinden.com ve Hürriyet Emlak'tan da bizim ilanlarımızı takip edebilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Beğenileriniz için, o harika yorumlarınız için Demirelli Gayrimenkul ve ailesi olarak size teşekkürlerimizi, şükran biliyoruz sevgili takipçilerimiz. Telefonumuzu söyledik, internetimizi söyledik, ulaşım anlamında söyledik. Her zamanki gibi hep onu söylemesini bekliyorum. Yine arkadan hep aynı işaret. Burası 20.850 metrekare müstakil tapulu resmi kadastro yoluna cephe yerimizin fiyatı 135.000 TL. Değerli izleyicilerimiz, evet, 20.850 metrekare yerimizin fiyatı 135.000 TL. Ben de böyle bir yere sahip olmak istiyorum. Ben de böyle bir yer almak istiyorum. Doğanın içinde kaybolmak, bu manzaranın içinde huzur bulmak, bu oksijeni ben de içime çekmek istiyorum diyorsanız YouTube kanalımıza abone olarak bizi takip edebilir. Her daim telefonlardan da bize ulaşabilir. Size bu konuda sınırsız hizmet vermek için buradayız değerli izleyicilerimiz. Tekrar bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.